Devamet çal. Çok iyi Mete. Ne kadar hızlı gelişiyorsun. Aferin sana. Sorumluluğumuz var hocam. Okulu temsil edeceğiz. Doğru. Daha çok çalışmak lazım. Bizi çalıştıracaksınız değil mi hocam? Yani artık okulumuzdasınız ve bizim hocamızsınız. Bilmiyorum ki. Tereddütlerim var. Lütfen hocam. Yani ben bulunduğum yeri sizin sayenizde geldim. Siz olmasaydınız... Sen yeteneklisin. İhtiyacın olan şey çalışmak ve kendini geliştirmek. Ben olmasaydım da yapardın. Yapamazdım. Yapamazdım hocam çünkü... Sizden başka herkes bana serseri gözüyle bakıyordu. Ben bile kendim için öyle düşünüyordum. Bana ayna tutan... ...şimdiki iyiliği bana gösteren siz oldunuz. Eğer siz bana inanmasaydınız... ...ben kendime inanamazdım. İmzalamanız gereken bazı evraklar var. Odama uğrarsınız. Peki, uğrarım. Demin söylediklerinde ne kadar da haklıydın. Hakikaten başkaları inanmadıkça... İnsanın kendine inanması çok zor. Sizin için anlamı var mıdır, değeri nedir bilmem ama... ...ben size dünyadaki her şeyden çok inanıyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlarına söyle, çalışmalara hemen başlayacağız. Yapacak çok iş var. Canım, bazı şeyler yaşandı, geldi geçti. Okulumuza da geri döndünüz. Umarım bazı konularda daha dikkatli davranmanızın lüzumunu idrak etmişsinizdir. Anlamadım. Hangi konularda mesela? Öğrencilerle olan münasebetin sınırları hakkında mesela. Sizin serseri veya hayta olarak gördüğünüz... ...adam olmaz diye sınırladığınız bir öğrencinin... ...çok yetenekli bir müzisyen olarak kendini ispat etmesi gibi mi mesela? Çıkabilirsiniz.